boşanıyormuş. Lafa bak, boşanıyormuş. Sen kimsin be? Sen kimden boşanıyorsun? Sen benden değil, ben senden boşanıyorum. Ben Ayşe Yiğiter. Hay senin soyadın. Soyadın batsın Kerem. Seninle en başta evlenip sana iftira atan da kabahat. Sen görürsün, ben seni bir boşayayım. Sen git orada say paralarını, say şirkette. Ha neymiş, şirketi bırakmanı istemişim. Sanki gerçekten istedim. Hayır, gerçekten istesem demek ki yapmayacakmışsın. Ben de bundan onu anlıyorum. Ya şimdi git şirket ne yapıyorsan yap, tepe tepe kullan. Şuş. Yeter be, yeter. Kerem bunu yap ama bunu yapma. Şunu söyle, şunu söyleme. Kerem beni sev ama benim istediğim gibi sev. Yeter arkadaşım, oyun mu oynuyoruz burada? Şirketi bırak ne demek ya? Yeter ama, yeter. Gerçekten yeter. Elimizi verdik, kolumuzu kaptırdık. Her şeye, herkese karşı dik duran Ayşe, bir kere de benim için dik dursun. Bir kere de benim yanımda dursun ya. Ama yok, durur mu hiç? Bir kere istiyorum ya, bir kere beni anla, bir kere beni düşün. Hem ben sadece seni düşünürken. Niye konuşuyorum ki? Bitti artık, bitti. Gerçekten bitti. Senin aklın kalbini yenmiş delikanlı. Aşk biraz da sevdiğin için her şeyden vazgeçmek değil midir? Vazgeçtik, vazgeçmedik mi? Her gün hatta her saat çaba ister aşk. Tamam biliyoruz, aşk emek ister diyeceksin. Su alan bir gemide küçücük bir kovayla suyu dışarı atmaktır aşk. Suyu atmayı bırakırsan gemi de batmaya başlar. Batar, gayet batar. Sadece bir taraftan o suyu atmaya çalışırsam batar tabii. Üstelik o geminin kaptanı benim. Hem kaptanlık yapıp hem suyu boşaltmaya nasıl çalışacağım? Ayşe biz ne yapıyoruz? Boşanıyoruz işte ya. Yani boşanmaya karar verdik az önce. Ayşe biz birbirimize aşık olmadık mı? Evet olduk. Biz birbirimize aşık olduk. Güzel. O zaman sana tek bir soru. Aşk nedir Ayşe? Kerem ben az önce başka bir duygunun içindeydim. Boşanmaya karar vermiştik ya. Şimdi geliyorsun bana lambadan çıkan cin gibi aşk nedir diye soruyorsun. Veremiyorum cevap. Yok cevabım. Ayrıca ben sana kızgınım, çok kızgınım. Niye konuşuyorum ki seninle onu da bilmiyorum. Konuşuyorsun çünkü bana aşıksın. Ben de geri döndüm çünkü ben de sana aşığım. Evet doğru. Öyle ama gördüğüm kadarıyla, yani gördüğümüz kadarıyla aşık olmamız herhangi bir sorunu çözmüyor. Çözmüyor çünkü ikimizden biri aşk nedir sorusuna bir yanıt bile veremiyor. Sen söyle Kerem. Sen cevap ver o zaman, aşk nedir? Aşk nedir söyleyeyim. Aşk her gün, her dakika, her saniye emek ister, evet. Hı hı. Mesela su alan bir gemide küçücük bir kovayla o suyu boşaltmaktır. Her şeyi geminin kaptanından beklememektir. Aşk budur işte. Sen misin bizim geminin kaptanı? Benim tabii. Bizim için, ilişki için geminin kaptanı benim. Kaptan bey sen az önce o kemiği terk ettin o zaman. Hiç o kovayla falan su attığını görmedim ben. Nasıl? Nasıl nasıl? Az önce iki sokak ötede bağırıyordun. Boşanıyoruz, boşanıyoruz diye. Hani nerede gemi, hani nerede su, hani nerede kova? Ben bağırırken sen ne yaptın? Dur gitme Kerem diye benim peşimden mi geldin? Koluma mı yapıştın sanki? Ben mi kaçırdım? Evet senin yüzünden. Bu işi bu noktaya sen getirdin. Senin bencilliğin, senin isteklerin, senin hırsın yüzünden oldu ne oluyorsa. Bir örnek versene. Lütfen bir örnek ver. Benim hangi hırsım, hangi bencilliğim seni rahatsız etti? İşte şirketi bizim ilişkimize tercih ettin. Gerçekten delireceğim. Senin o şirket diye kestirip attığın şeyin benim için anlamını bilmiyor musun? Senin için çok büyük bir anlamı olduğu kesin. Yani alt tarafı bir dükkan. Yani bayağı büyük bir dükkan işte. Senin o şirket diye kestirip attığın şey benim hayalim. Benim hayallerim senin için bu kadar mı dersin? Kerem bir iki hafta uzak kalacaksın hep topu. Yani tümden çöpe at demedim ki. Hayır desem ne olacağını da görmüş olduk. Sen hiçbir şeyi feda etme zaten. Her şeyi benden bekle. Oh ne güzel. Tamam ben senden hiçbir şey istemiyorum Kerem. Ne yapıyorsan yap. Başarılar. Al şirket de senin olsun. Şirketmiş ya. Evet şirket. Aman sen de ailenden ayrı kalma. Ya senin o ailen seni zorla evlendirmeye çalıştı. Ben seni abilerin elinden kurtarmadım mı ben? Nankör. Ne halim varsa gör.
Ben diyeceğimi dedim anlayacağınız. Bundan sonrası Kerem'in bileceği iş. Affettin değil mi ama abi? Affettin yani değil mi? Ya doğru anlıyorum ben, affettin. Allah. Oğlum anlattık ya. Allah Allah. Şirketi bıraksın gelsin, kapımız her zaman açık. Enişten bizde kalacak. Allah! Hadi aç müziği yenge. Çalsın davullar, çalsın zurnalar. Azmiye ne yapıyorsun? Allah'ıma bir şükürler olsun ya. Kerem'le barışılmış, her şey çözülmüş. Ben bugün dans etmeyeceğim de ne zaman dans edeceğim ya? Kız otursana şuraya, delirdin mi? Oturmuyorum ya. Ya Allah'ıma ya. Bir rahat bırakın yengemi ya. Bırakın istediği gibi oynasın, döksün kurtlarını. Bırakın bir sevincimizi yaşayalım ya. İyice kafayı yedi bunlara. Ya aman bırak karışma. Yıldım ben bunlardan be. Vallahi geldi. Kapat. Geldi. Hoş geldiniz yenge. Kerem nerede kız? Park mı ediyor? Dur ben ona kral bir yer bulayım da. Kerem yok. Kerem yok. Sonra mı gelecek? Tüh ne yapalım olsun. Olsun ya, biz de o gelene kadar yemeği hazırlarız. Anne sen de dolma sararsın. Sararım tabii, sarmam mı? Kerem gelmeyecek. Gelmeyecek mi? Biz Kerem'le boşanıyoruz. Erkut bayıldı! Erkut bayıldı! Çocuk bayıldı Rıza! Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başa.